Renault Megane lansmanındayız arkadaşlar. Şey şu cam yan cam alanları küçültüyorlar ki yakında hiçbir şey görmeyesin diye. Kupe gibi olsun diye. Farlar güzel, ben de beğeniyorum. Bu şeyi gündüz farını da beğeniyorum. Evet. Bunu hatta yakarız birazdan. Jantlar güzel, çok yakışıklı duruyor arabaya. Çok güzel işte. Talisman'ın mini oldu. Evet, aynen. Artık şey gibi zaten. Mercedes, BMW gibi bütün markalar da aynı işte. Birbirine benziyor. C, S. Hepsi artık birbirine benziyor. Bunlar işte Talisman, Megane. Önden direkt aynı, arkası aynen. İşte biraz değişiyor. Gene bu satacak, gene bu satacak. Bu bizim meşhur senelerdir. Senelerdir. Yeni bir araba anahtar nasıl senelerdir? Bunun ilk ne zaman çıktığını hatırlıyor musun? Yok. Bundan iki nesil önce Megane'ı hatırlıyor musun? Böyle poposu vardı kocaman. Tamam. Dışarı. Hatırlamaz. Onunla beraber gelmedi mi? Bir tane aresi vardı hatta. Abi böyle bir anahtar yoktu onda. Onda bildiğin siyah. Kart gibi kart bir şey vardı. Kart vardı canım ya. Şu şöyle bir şey yoktu yani. Üstü böyle değildi. Dümdüz kart vardı, hatırlıyor musun? Takardı. Ya kartın üzerine hani beyaz şey kaplamışlar gibi. Yani bu kart mevzusu ilk Megane'la geldi diye. Hatırlıyorum. O Megane'la geldi. Evet. Hatta işte diz yaralanmalarını engellesin diye kazalarda anahtarı oraya aldılar. Ben orada işte. Öyle mi? Ha, bagajımız böyle. Bagajı bakayım, insan sığar yani. Sonradan genelde sedan yaptıkları zaman mesela içine şuralar falan çıplak. Yani şunları falan İşçilik bakımından. CLA da böyledir mesela. CLA'da evet, bagaja girdiğin zaman buralar hep... Yani sonradan buranın uzatıldığı belli yani. Biraz işçilik şeyleri var. Bagajın dibine kadar girersen. Ama onun dışında büyük, normal. Şuralar yanlar da düz. Buraya işte gözler atmışlar. Burada girinti var. Girinti var. Altında zaten stepne. Lastikler Continental ama stepne dizmişler. Stepne Michelin. Kuvandayı basınca kendiliğinden bızıt diye açılıyor. Açılıyor aynen. O çok güzel abi. O güzel aynen. Elin doluysa. Tabii. Eskiliğine yalanı şöyle kalırdı. Aa, oldu. Abicim lütfen ya. Biz... Vay anam vay. Lastikler Spor Kontakt 5, 18, 225, 40, 18 jantlarımız, lastiklerimiz var. Hadi içine geçelim. Bu 110'luk bu arada arkadaşlar. 25 DCI EDC. Motor sesi ne güzel. Abi sen parti mi veriyorsun arabada ya biz yokken? Hafif emsi ses. Bozuk para yuvası gibi bir şey o. Aa, duruyor harbiden ha bozuk para. Ya. Ya. 3 tane var hem de. 3 liranı evet oraya. Evet abi. Para üstü vereceğim falan mesela. Hemen oradan 3 sarı yer vardı. Şuradan üstü alabilirsiniz. Bel dayama, bel destek. Düğme ne güzel yapmışlar. Bu düğme çok güzel evet. Şu an şişiyor muhtemelen. Bu da yönünü ayarlıyor. Evet, bu da yönünü ayarlıyor muhtemelen. Bunda masaj yok. Bunda var. Buraya gelirkenki de vardı. Ha, bunda var, bunda var. Var mı? Bunda var. Nerede abi? Şurada değil mi? Bunda var. Yok, o şeyden ayarlıyorsun, ortadaki ekrandan ortada ayarlıyorsun. Ortada ekrandan ayarlıyorsun. Aynen. Güzel. Koltuklar deri ve bak şuralar süet. Hı. Ortası herhalde kumaş gibi. Yok, deri ve süet karışımı bir şey. Deri ve alkantara gibi. Güzel koltuklar. Güzel, güzel. Güzel. Kaputu açtın mı? Yok, açalım abi. Öyle aslında yarışma yapmaları lazım. Aileler yarışıyor da falan. Vallahi. Fransızların biraz cinstir. Oo. Şu. Yani 1.5 böyle çok da sempatik bir görüntüsü yok. 130'luk biraz daha kapağı falan daha şık. Sesi de kaputu açtım bu bayağı bir. Evet. Ses yani. Oh, ne üflüyor be. Şunlar da o bahsettiğimiz gündüz ledleri zaten talismandan. Baş mesafesi sen bilmedin tabi bunun arkasına. Gel yani sende hiç sorun yok, sen her arabaya sığıyorsun. 1.85 arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi limit. Ama diz mesafesi gayet iyi. Arkayı bitirelim. Burada iki tane neyimiz var. Bak bazı insanlar bazı markaları hala koymuyorlar buraya. Yok mu? Havalandırma kanalı var. İşte menfes pardon. Pardon menfes. Altında 12 volt var. Ayar düğmesi yok öyle mi? Sadece menfez var. Menfez var aynen. Yani Megane'la zaten içi aynı. Değişik bir şey yok. Renault klasik olarak bağlantılar. Buralara hepsini sıkıştırmışlar. SD var, iki tane USB var. Dalin paketiyle geliyor otomobil. Dalin evet. Pişiklere karşı yazın. Çıksın abi gelir evet. Yani
O bir de şuraya kadar uzuyor ha. Şuraya kadar işte. Ha, aynen. Şu. Ayıptır göstermesin. Burada, burada ne kadar zengin olduğumuzu göster. Bir tane telefon. Burada da şöyle. Yani bu bardaklık işlevsel mi bakalım. Sabitlenmiyor mu abi? Sıkışır ya. Önce şöyle. Hayırdır bu? Ne iş ya? Zaten bak bu dökülebilir diyor. İşaret o yani. Sıçratabilir. Dikkat çok edin. Güvenme. Çok güvenme. Şey. Evet baksana. Yani en fazla şu kadar oylar herhalde değil mi? Şu kadar. Bundan da gitmez geriye ileriye. Biraz daha büyük varlıklar için şurayı tavsiye ediyorlar. Şurada çok güzel bir Renault'dan beklemezsiniz yani. Böyle kadifemsi süngerle kaplamışlar burayı. Bak. Güzel abi. Abi güzelmiş yani. Ekranlar dijital. Dediğimiz gibi talismanla aynı, Megane Spek'le de aynı. Çok ilerlemeye gerek yok. Ve talismanda ve Megane'da olduğu gibi arkadaşlar, şu havalandırmayı önce bunu yapmak, ondan sonra böyle yapmak zorunda kalmak. Şeyi açmak için, klimanın fanını açmak için, kapamak için. O benim canımı sıkıyor. Yani bu dijital ekran hani çok modern falan gözüküyor da, kullanmaya başladığın zaman biraz... Sıkıntı da var abi yani. Biraz da mat olmasına rağmen de yansıyor yani. Bak şu an bayağı yansıyor mesela. Evet, ben şu an senin suratını görüyorum mesela. Hani. Ama burada hiç yansıma yok. Burada da ortada dijital bir ekran var arkadaşlar. Hı-hı. Orada hiçbir şekilde yansıma yok. Çünkü etrafından çok iyi görünüyor. Evet, çok iyi kapamışlar. Çok iyi aynen. Görünüyor. Çok güzel bir ekran. Head-up display var. Burada hız gösteriyor. Adaptif cruise control varsa otomobile yaklaşma, uzaklaşma açısını gösteriyor. Adaptif, aynen. Adaptif var bu arabada ve EDC ile beraber çok büyük lüks. Evet. Çünkü kendi kendine gidip hızlanıyor, yavaşlıyor. Aynen öyle abi. Ama durmuyor tamamen. Yok. 50'den durduktan sonra tekrar hareket etmiyor. Tabii zaten durmadığı sıfırdan için. Sıfırdan hareket etmiyor yani. Yok yok etmiyor. 50'den aşağı indiğin zaman direkt devreden çıkıyor. Ama donanım olarak araba iyi. Göstergeler değişiyor. Konfort ve şey montları. Şuradaki düğme. Şuradaki düğme. Sport aldığınızda işte kırmızı oluyor ve deviri gösteriyor. Porsche gibi oluyor yani. Ortada koskocaman bir devir saati oluyor. Evet. Konforta geçtiğinizde o zaman devir göremiyorsun. Devir göremiyorsun. İkisi arasında karar vereceksin yani. Eko'ya aldığında yeşil oluyor bu sefer. Of. Bayağı kafa ütülüyor şuradan. Neutral. Bu da natural herhalde. Bu da bildiğimiz natural aslında. Bu bayağı siyah beyaz oluyor. Perso. Orada Perso'da biraz kendine göre kişiselleştiriyorsun. İşte şöyle masaj yapsın koltuk. Hmm, evet. Ondan bak, sonra motor ses tasarımı. Motor sesi var bunda. Acayip oldu. Bir sürü şey değiştirebiliyorsun orada. Yani direksiyon ağırlığı falan da muhtemelen değişiyor. Tabii tabii. Bakalım abi neler var. Direksiyon var. Direksiyon işte sportif, natural veya konfor yapıyorsun. Isı konforu var. Ekran var. Bu ekran bayağı dört stil var ya. Aa. Güzelmiş. Motor ses tasarımı, ortam aydınlatması var. Sabah kadar oynar onunla yani. Yani. Evet abi bayağı oyuncaklı ya. Hatta bunları dururken oynamak lazım. Evet. Sürücü koltuğu masası, senin koltuğunda masaj yok şu anda. Yok. Ses. Şu anda geliyor da giderken... Clio da acayipti ya. Hatırlıyor musun? Clio da. F1 sesi vardı. Eski ha. Otomobil sesi vardı. Evet, evet. Motosiklet sesi vardı. Clio V6 sesi falan evet, vardı. Acayip şeyler GTA vardı. Sesi vardı. Ha, park asistanı var aynen. Arkadaşlar. Ne yapıyor? Paralel park ediyor. Dikey park ediyor. Çapraz park. Çapraz paralel park ediyor. Yatay park ediyor. O da çıkıyor galiba. Bu da, ha bu da çıkıyor pardon. Doğru. Girdiği yerden çıkıyor. Sinyal seçiyorsun çıkıyor. Yola çıkalım mı? Çıkalım. Kalite intibası iyi arabada. İşte biraz fazla ekranda doldurmuşlar. O yüzden özellikle burada biraz kullanışlık hani baltalanmış. Ama onun dışında aşağılar zaten sert. Bunlardan çok bahsetmeye gerek yok. Her arabada sert de yukarılar falan iyi. Bir de şu kaplamalar güzel. Ve burası mesela ölü nokta olarak çoğu arabada hani kabul ettiğimiz şey. Burası hep böyle kadife gibi yumuşacık. Hani burada hiçbir şey yok. Sağa sola bir kıpırdama yok. İşte dokunduğun zaman yumuşaklık var. Şurada ışıklar var. Onlar güzel görünüyor. İlk evet. İlk falan. Bir de moda göre değişiyor işte. Kırmızı, yeşil, mavi vesaire oluyor. Ama bu ekrana alışmak biraz zaman alır bence. Evet. Çok kolay değil yani. Arabanın ama hani koltuklarından tut da işte ne bileyim
her tarafı bir de deriyle kaplamışlar. İşte kol dayama falan deri. Kalite intibası eski Megane'lara göre daha iyi. Ama şöyle bir şey var. Kullanmaya başladığın zaman esasında demin de konuştuk ya biraz araba 500 km daha. Ama trim sesleri var biraz. Biraz ses geliyor evet yani. Ben yani, aradım demin bulamadım nereden geldiğini ama geliyor yani. Ona biraz şey yapmak lazım. Şu home arıyor mesela buldum tam. Navigasyonu var. Şu anda evet, şu anda kimsin bilmediği bir yerde. Müzik sistemini açayım mı sana? Aç abi. Değişik kapanırken açılıyor Allah. Of of viraja bak lan. Buradan yukarı doğru. Yukarıya gidiyoruz. Bak sonuna kadar açtığın zaman şu anda bak. Sanki bir tane hoparlörü bağlamışlar, ötekileri bağlamayı unutmuşlar. Evet. Kabloları söküp gibi yani. Evet yani. Böyle mi? Hayır orası çok dar, oraya git. Hani, siz yerlisi misiniz? O... ben önce bitirdim burayı. Keşfe çıktım. Yani çok normal dolması gerekenin %60-%70 falan çıkıyor ses. Evet. Zayıf yani. Dolu araba. Ant söyledi ses sistemi kötü diye. Ona rağmen hani durup bir ayar yaptık. Boşu boşuna eleştirmeyelim diye ama ayar yaptıktan sonra bile yok yani. Evet ses sistemi kötü. Cılız. Kapılara iki tane mit atacaksınız arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Yani sessizlik olarak şu anda sen tabii şey yapmıyorsun da 110'dan itibaren rüzgar sesi geliyor. Yol bluetooth'u pek yok. 18'ler olmasına rağmen lastik olarak. Yok. Ama 110'dan itibaren rüzgar sesi geliyor. Yani rüzgar sesinin beklersin ki işte onda da 120'den itibaren falan çıksın. Biraz ama erken gelmeye başlıyor. Genel itibariyle yalıtımı iyi. Sevdim ben yani. Bir yani huzurlu bir gidişatı var. Evet. Renault'da falan hep bir motor sesi gelir. Rüzgar motor sesi hiç yok. Hiç yok evet. Motor yani motor sesi yalıtımı çok iyi yapılmış. Aynen. Ama onun haricinde rüzgar sesi de 110-120 yani 120'den sonra rüzgar sesi normal aslında. Premium'da değilsen. İşte bunda premium kullanmıyorsan normal. 100'den sonra falan çıkıyor. Normal ama şu trim sesleri biraz can sıkabilir. Evet. Yani şu anda sıkıyorsa bir 50 bin kilometreden sonra daha bayağı sıkabilir artar. Yani. Tabii. Konfor olarak ya bu arabanın konforu ben talismandan daha çok beğendim. Ama talismanınki kötüydü aslında. Yani bu da kusursuz değil fakat fazlasıyla bence kabul edilebilir. Yani bir de 18'ler olduğunu, spor lastikler olduğunu düşündüğün zaman ben konforunu arabanın beğendim. Bence de kötü değil ama biraz daha tok. Yani bir tıng tıng değil de tup tup yapsın istiyorum. Evet. Yani Volkswagen evet. Golfisi olsun evet. İstiyorum. Evet. Aynen öyle. Biraz Almanlar tok olsun yani istiyor. Mesela süspansiyonların çalıştığını ve yaptığı işleri içeride fazlasıyla belki çok yoğun bir iş yok orada ama hepsini anlıyorsun. Yani dışarıda bir şeyler oluyor da araba senden onları çok uzaklaştırmıyor. Ama hani sert bir araba değil. Yani süspansiyon ayarı olarak orta sertlikte yumuşakça bir araba. Konforunu ben olarak beğendim. Okey. Motor bildiğiniz aslında 1.5 DCI 110 beygirlik. Aynen. Kendini kanıtlamış. İnsanlar soruyor bana işte bu motor Mercedes'te kullanıyorlar falan işte. Neyse. Renault motoru kullanır mı Mercedes falan. Arkadaşlar bir motor kendini kanıtlamışsa kullanır. Yani bu aslında iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Adamlar milyon dolarlar yatırıp buna Ar-Ge yapıyorlar. Bakıyorsun motor arıza yapmıyor. Bakıyorsun az yakıyor. Bakıyorsun gidiyor da hani kötü değil gidişi. Okey o zaman sorun ne abi bütün markalar kullanabilir yani. Biraz gecikme var arkadaşlar direksiyonda. Çok keskin değil. Biraz dolaylı çalışıyor biraz. Evet. Ama bakalım bir şey yapalım. Sport alacaksın. Sport alalım. Ya hep bir hafiflik var sport var, alsan bile. Sport alsam bile var. Aslında şey yaptığın zaman, bunu yaptığın zaman zaten spor... Alıyor mu şu an direksiyon? Tabii şu an direksiyon sporda. Yumuşat direksiyon. Yokuş çıkıyoruz diye mi? O hep öyle. Ağırlık arkada değil mi? Evet yumuşuyor. Yani. Ya tabii o yani verdiği yapay bir sertlik keskinliği falan arttırmıyor tabii direksiyonun. O yüzden çok fazla bir önemi yok. Ama onda bile yumuşak. Onda bile yumuşak. Yine ben şu Perso'dan bakacağım. Perso. Bak şuna tıklıyorsun ortaya. Direksiyon bak direksiyon sporda. Direksiyon sporda evet. Yani evet biraz buradan değil. Yumuşaklık fazla. Konforta da fazla, sportta da fazla. Bunu herhalde Ares çıktığı zaman sertleştirecekler. Ares de muhtemelen sertleşecek. Orası. Burada da geçeriz artık. Yani bak mesela gördüm ben 3 dakika önce çevirdim mesela sola direksiyonu. Sonra da görmedim ama anca döndü. Bu arada havaalanından buraya gelirken, otele gelirken 130'u kullandık. O manueldi.
test arabaları işte yarısı manuel 130'luk, yarısı da EDC 115'lik. Debriyajı garip ki. Manueli evet. Manueli sevmedim arkadaşlar. Manuel bence bu arabaya... RC otomobil gibi debriyajı. Evet. Aç bir kapa. An, bir anda gidiyor yani böyle acayip. Gidiyor duruyor, gidiyor duruyor. Evet. Bir de vites kolu falan da kötüydü. Yani vites kolunun kendisi iyi ama çok gevşek. Çok sallanıyor, çok esniyor. Yani o vites kötü bir vitesti. Dolayısıyla arkadaşlar manueli beğenmedim. Hani bazılarının ayarı o kadar güzeldir ki yani çok aşırı trafiğe girmediğin müddetçe manueli rahatlıkla seçebilirsin. Evet yani şimdi ama bu otomobilin bir de manuelinin daha çok firolar tarafından alınacağını düşünürsek aslında biraz sıkıntı bence. Evet. Evet. Yani kullandıkça yumuşar falan bir durum da değil. Debriyaj yani sonuçta en fazla yukarı çıkar yani kavraması yukarı çıkar falan o olur yani. O yüzden bilmiyorum o enteresan geldi bana. Filolar biraz mutsuz olabilirler ama kişisel olarak alacakları için herhalde bize izleyenlerin çoğu böyle kullanıcılardır. Ne diyorlar onlara? Parakende mi diyorlar? Bizimki parakende ha. Parakende. Bizim sektör. Bizim parakende bizim. Otomatik alın arkadaşlar. EDC güzel çalışıyor. Ki motordan bahsediyorduk. Hangi ara buraya geldik bilmiyorum ama. Yani motor bence özeti Renault çok iyi motor yapıyor. 1.5'liği de 1.6'lığı da çok iyi. Ortalama motorlar yani 5.5-6 litre civarı yakıyorlar. İşte bu 1.5'luk 5-5.5 civarı. Bakalım abi. 130'lukta 6 civarı yakıyor. Şu an 7.2 ama biz durduk. Konuştuk arabanın içinde falan. İçinde evet klima açıktı. Aynen klima açık. Sıfırlayalım mı? Sıfır bakalım ne yapacak. Hadi sıfırlayalım. Şu arkadakine bakıyorum. Sıfırlandı. Okay. Bir de ikisi de çok sessiz motorlar. Evet. 130'luk gayet güzel yürüyor falan. Motor açısından iyiler yani bayağı iyiler. Şanzıman açısından dediğim gibi otomatik iyi. Yani hani spor modu yok şu EDC'nin. Sakin kullanırken iyi de hani gazlamak istediğin zaman çok böyle tak 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 diye. DSG spor modundaki gibi değil. Değil evet. DSG o konuda açık ara önde yani o tartışılmaz zaten. Evet. EDC kötü değil bence. EDC iyi ama DSG çok iyi. Evet. Hız açısından. Doğru. Yani yol tutuş babında zorladığımız kadarıyla Bodrum'un güzide yollarında. Yani bana biraz erken kaymaya başlıyor gibi geldi. Bir de ESP çok erken yani tınk diye böyle bir derece bile kaysa araba devreye giriyor. Üzerinde dediğim gibi çok iyi lastikler var. Fakat yol tutuş limitlerini çok çok yüksek bulmadım. Yani ne bileyim Jetta geliyor aklıma. Çok çok seneler öncesinin arabası olmasına rağmen tutuş limitleri bundan çok daha yüksek bir otomobildir. Zaten Golf 5 şasi üzerine temellendirilmiş bir araba mesela. Çok daha eski olmasına rağmen. Modern hani biraz zayıf. Altyapısı biraz zayıf hissettiriyor araba. Kış 5.5 şu an. Canım. Ha, 5.5. Sıfırlamıştık. 5.5, 5.4, 5.5. Yakar bu araba 5. 5 yaktırırsın bu araba yani mesela. Yaktırırsın. Rahat yaktırırsın. Bu arada arkadaşlar özür dilerim sözü kesiyorum. Elimde sürekli tutuyorum kamerayı. Bu kamera çok sallanıyor. O yüzden benden nefret ediyorsunuz biliyorum ama kusura bakmayın. GoPro 5 çıkıyor. Merak etmeyin. GoPro 5'te. Bu bir. Aynen GoPro 4'e güle güle şeydi. Evet aynen abi. Onda öyle gyroskop özelliği olan monopod var. Aynen, onu alacağız. Bunlardan kurtulacağız. Bunlardan kurtulacağız. Yoksa işte bunun altındaki vantuzu almayı unuttuğumdan falan değil yani. Tamamen farklı bir tarz denedik. Umarım keyfi çıkarmışızdır. Araba satacak. Kesin satacak canım. Ve Filistan da çok daha iyi bir otomobil bence. Gelen sürüş özellikleri de gelişmiş. Doğrusu bu zaten gelişmesi. Aynen. İşte laf ettiğimiz yönleri yol tutuşu bu ama işte bir iki trim sesi. Bunu şöyle düşünmek lazım. Şu anda premium direksiyonda değiliz. Kullanıcı kitlesine bakarsan ne kadar zorlayacak, ne yapacak? Öyle şeyleri düşünmek lazım. Yok zaten hiçbiri kusursuz değil canım yani. Atıyorum aklına bir Corolla geliyor. Son Corolla test etmiştik ya. Bu araba çok daha iyi, çok net yani. Evet, evet. Hani onu çünkü merak ediyorlar insanlar. Hani kıyas babında. Talisman'dan da ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bu otomobil Talisman'dan bir yani orta konsol aynı. Konfor daha iyi. Arkası belki Talisman'ın biraz daha evet geniş. Ama bunun dışında Talisman'dan çok net bir eksiğini göremiyorum. Bilakis özellikle konfor bakımından ben daha iyi buldum bu arabayı. Renault gamının içerisinde çok iyi bir araba. Yani mantıklı bir araba. Ama rakiplere çıktığın zaman Golf bundan daha iyi. Yani. Ama Golf de zaten hatchback, sedan değil. Onun haricinde Focus vardır. İşte Focus sedan vardır. Focus sedanla direkt karşı karşıya koymak lazım. Bilmiyorum onları bu ilk sürüşün test, evet. Toplam testine geçmiş vaziyetinizde içine koyamayız ama iyi bir araba. İyi. Yani direkt rakibi Focus sedan. Focus da zaten yol tutucu özellikleriyle mesela çıkıyor. He, aynen. Ondan daha iyi yol tutuyor. Aynen öyle. Ama daha sert tabii ki daha iyi yol tuttuğu için falan. Evet. Bu daha konfor ona göre. Evet. Onu başka bir gün karşılaştırmaya alsak inşallah yaparız.
O zaman... Hayvanları koruma günü, köpekleri ol herhalde. Uy canım benim. O zaman bitirelim. O zaman bitirelim. Bu ilk sürüşü beğendilerse. İnsan... Beğendilerse yorum yapmayı. yorum yaptılarsa beğenmeyi unutmasın. Aynı zamanda arkadaşlar abone olmayı da unutmuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sen duş aldın mı? Ne yapacaksın ya? Soğuk suyu açamadım. Sürekli sıcak su akıyor. Sıcak su da mı yıkandın? Ya 40 derece yandım. Be. Ben şu andın odasındaki sıcak su şeyini halledeyim. Doktor Mario gibi geleceğim ben o musluk için.